Evet, selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala bizleri şeytanın şerrinden, fitnesinden korusun inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet sevgili dostlar, amellerin fazileti. 3. Deher orucu ve fazileti. Ömer İbnül Hattab'dan radıyallahu an Allah Resulü'nün sallu aleyhi ve selam şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruçların en güzeli Davut orucudur. Bütün hayatı boyunca bu orucu tutan kişi kendini Allah'a adamış olur. Ebu Musa el-Eşari'den Hazreti Peygamber'in sallu aleyhi ve selam şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim dehir orucunu tutarsa cehennem onun için parmaklarını 90 rakamı gibi düğümleyerek işte şöyle daraltılır. Sa'd bin İbrahim'den Hazreti Ayşe'nin deher orucu tuttuğu nakledilmiştir. Yakup babasından şöyle nakletmiştir. Sa'd radıyallahu an ömrünü son 40 yılında sürekli oruç tuttu. Ebu İdris Aizullah'tan şöyle nakledilmiştir. Ebu Musa el-Eşari sürekli oruç tuta tuta kürdan gibi inceldi. Ebu Musa oruç tutmaya biraz ara vererek kendini rahatlatıversen dedim. Benim amacım da zaten dedi. Ben yarışı hep zayıf olan atların kazandığını gördüm. Ammar er-Rahip anlatıyor. Miskine Ez-Zafariye'yi rüyamda gördüm. İsa bin Razan Ubulle'de iken bu kadın ta Basra'dan yola çıkıp onun sohbetine gelirdi. Miskine İsa ne yaptı diye sordum. Güldü ve güzel kıyafetler kuşandı. Ellerinde sürahilerle uşaklar etrafını kuşattı ve zinetler takındı. Kendisine ey kari Kur'an okuyan yüksek makamına otur. Çünkü dünyadayken oruç seni iyice bilemişti denildi. İsa bir razan o kadar oruç tutmuştu ki beli bükülmüş ve sesi kesilmişti. Enes bin Malik'ten nakledilmiştir. Ebu Talha Hazreti Peygamber zamanındayken savaşlara katılmak için oruç tutmazdı. Hazreti Peygamber'in vefatı sonrasında ben onun Ramazan ve Kurban bayramları haricinde oruçsuz olduğunu hiç görmedim. Ebu Bekir bin Abdurrahman bir hadisi ederken şöyle demiştir. Bu hadisi bana Allah Resulü'nü bir yaz günü oruçluyken sıcağın ve susuzluğun şiddetinden dolayı başına su dökerken gören bir sahabi rivayet etti. Hazreti Ali'den şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Cabir'den şöyle nakledilmiştir. Ömer İbnül Hattab Hazreti Peygamber'e ey Allah'ın Resulü bütün hayatını oruç tutarak geçiren kişi hakkında ne dersin diye sorunca o sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. Bu kişi ne oruç tutmuştur ne de iftar etmiştir. Hazreti Peygamber'in bu sözü bütün hayatını oruç tutarak geçiren bayram günlerinde de dahi iftar etmeyen kişiye yöneliktir. Nitekim Ahmet bin Hanbel şöyledir. Kişi bayram günlerinde iftar edip yılın geriye kalanını oruçlu geçirirse herhangi bir yasağı çiğnemiş olmaz. Aksine bu kişi yukarıda sıraladığımız bütün faziletleri de elde eder. Beş. Nafile oruç tutmanın fazileti.
Selama bin Kays'tan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Tek bir gün Allah rızası için oruç tutan kişiye Allah cehennemden henüz yavru iken kanatlanıp uçan ve ihtiyarlayıp ölünceye değin uçmaya devam eden bir karganın aldığı mesafe kadar uzaklaştırır. Kargaların ömrünün 500 yıl olduğu söylenmiştir. Ebu Derda'nın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna edilmiştir. Bir kişi tek bir gün Allah rızası için oruç tutarsa Allah onunla cehennem arasına yeryüzünü ile gökyüzü arasındaki mesafe genişliğinde bir hendek koyar. Ebu Said el-Hudri'den Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kimse Allah rızası için tek bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü cehennemden 70 yıllık yürüyüş mesafesi kadar uzaklaştırır. Hazreti Ayşe'den Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Bir kul güne oruçlu olarak başlayınca güneş batıncaya kadar gökyüzünün kapıları açılır. Bütün organları Allah'ı tesbih eder ve dünya semasının halkı onun bağışlanması için ve bağışlanma diler. Bir veya iki rekat nafile namaz kılsa gökyüzü onun için nurla dolar ve ceylan gözlü dilberlerden olan eşler onun için Allah'ım. Onun ruhunu teslim alıp bizim yanımıza getir. Çünkü biz onu çok özledik diye dua ederler. La ilahe illallah veya subhanallah dese bu sözünü 70 bin melek karşılayıp yazar. Bu güneş batıncaya kadar devam eder. Ebu Hüreyye'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. İnsanoğlunun yaptığı bütün hayırlı ameller 10 kat, 100 kat hatta 700 kat katlanır. Bunun tek istisnası oruçtur. Çünkü Allah indirdiği kitaplardan birine oruç bir tek bana aittir. Onun ödülünü ben bizzat vereceğim buyurmuştur. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Ali bin Ebu Talip'den Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruç tuttuğu için arzu ettiği yiyeceklerden ve içeceklerden mahrum kalan kişiye Allah cennet meyvelerinden ve içeceklerinden ikram eder. Ebu Hureyye'den radıyallahu anh Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her amel sahibinin cennette bir kapısı olup cennete o kapıdan buyur edileceklerdir. Oruç tutanların da Reyyan adında bir kapıları olup cennete o kapıdan buyur edileceklerdir. Hazreti Peygamber'in bu söz üzerine bu Bekir radıyallahu anh ey Allah'ın Resulü bu kapıların tümünden davet edilecek kimse var mıdır diye sorunca Hazreti Peygamber elbette Ebu Bekir sen ben senin onlardan olacağını ümit ediyorum buyurdu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı ise oruçtur. Enes bin Malik'ten Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Oruç tutun ki kalpleriniz saflasın. Ebu Hureyye'den Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruç sabrın yarısıdır. Her şeyin bir zekatı arınma yolu vardır. Bedenin arınma yolu da oruç tutmaktır. Evva'dan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruçlunun uykusu ibadet, sükutu tesbihtir. Ameli de makbuldur. İbni Abbas'tan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Kıyamet gününde oruç tutanların önüne altından bir sofra konacak ve sofrada bal olacak. İnsanlar onlara bakarken onlar o sofradan yiyecekler.
Ebu Süleyman şöyle demiştir. Ebu Eli Ali el Esam'ın Esam bana dünyada duyduğum en güzel hadisi nakletmiş ve şöyle demiştir. Kıyamet gününde insanlar hesaba çekilirken oruç tutanların önüne bir sofra konacak ve ondan yiyeceklerdir. Hesaba çekilenler Rabbimiz bunları yemek yerken biz hesaba mı çekileceğiz diyecek ve o zaman Allah dünyadayken onlar oruç tutarken siz tıka basa yiyordunuz. Onlar geceleri ibadetle ihya ederken siz mışıl uyuyordunuz buyuracak. Mışıl mışıl. Allah Abdullah bin Abbas'ın Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruç tutanlar kabirlerinden çıkınca ağızlarından mis kokusu yayılacak ve önlerine cennetten bir sofra konacak. Arşın gölgesinde oturup o sofradan yiyecekler. Süfyan bin Üyeyne şöyle demiştir. Bana gelen haberlere göre oruç tutanlar tutmadıkları günlerden yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyeceklerdir. Ebu Hureyye'de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Oruç bana aittir. Onun ödülünü bizzat ben vereceğim. Çünkü oruç tutan nefsinin arzularını yemesini ve içmesini sırf benim nizam için terk ediyor. Oruç kalkandır. Oruç tutanın iki sevinç anı vardır. Birincisi orucunu açtığında, ikincisi ise Rabbinin huzuruna çıktığındadır. Oruç tutanın ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Cabir bin Abdullah'dan radıyallahu anh'dan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruç kalkandır. Kul onunla kendisini ateşten korur. Ömer İbnül Hattab'ın radıyallahu anh'dan şöyle nakledilmiştir. Dediği şöyle nakledilmiştir. Sıcak günlerde oruç tutmak, cemal namaz kılmaya yürüyerek gitmek haricinde dünyada yapmadığım için üzüldüğüm hiçbir şey yoktur. Ebu Hureyye radıyallahu anh'ın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bir kimse tek bir gün nafile oruç tutsa ve ona yeryüzü dolusu kadar altın verirse hesap gününden önce sevabını eksiksiz olarak almış olmaz. Evet arkadaşlar. Bayram üzerinde YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik etmeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.